Peki zarif olmakla neyi kastediyoruz? Nasıl zarif olabiliriz? Nasıl zarif olabiliriz? Zarafet duruştur, gülüştür. Ne giyeceğini nerede bilmektir. Aslında zarafet o ruhun inceliğinin insanın dışına yansıyabilmesidir. Hep şöyle söylerim. Beyefendi yoksa takım elbise de yoktur. Hanımefendi yoksa en güzel elbise de yoktur. Hı, o yüzden güzel. De zarafet dediğimiz şey o içindeki kişinin içindeki inceliğin, zarafetin, ruhun bütün olarak dışarıya da yansıyabilmesi. Duruşla, oturuşla, mimiklerle, el hareketleriyle. Benim ekibim çok tatlı. Biz evet. Bir zarafet gösteriyoruz diye beni gösteriyor. Allah harika. Razı olsun. Çok evet, teşekkür ederim. Evet. Çok naziksiniz. Kesinlikle çok teşekkür öyle. Ederim. Şimdi açılışta söylediğim bir şey vardı. Katılıyor musunuz? Zarif olmak dediğimizde klasik bir kombinasyon var kafamızda. Şimdi hem kadınlar için hem beyler için. Hı-hı. Beyler için bir güzel üzerinize oturan bir takım, takım elbiseniz elbise. olduğu Hı-hı. zaman tamamdır. Her ortama girebilirsiniz. Kadınlar için de ya güzel bir ceket pantolon takım olması gerek ya da siyah küçük Bir bir elbise. elbise, klasik kurtarıcımız. Ama mesela takmayı takıştırmayı seviyorsak, Evet. illa zarif olmak, çok sade olmak demek midir? Yani burada bir algı hatası yapıyoruz galiba. Kesinlikle. Azı karar çoğu zarar diye hani bir söz vardır Hı-hı. ya, az olan çoktur, less is more, hani Evet. böyle bir söz de Evet, bir böyle bir şey gerçek de var. var. Ama Türk kadınları genellikle erkeklerden ziyade Türk kadınları bu hataya birazcık fazlaca düşüyoruz biz. Ve şöyle yapıyoruz, ne kadar çok takıştırırsam o kadar çok şık olacakmış algısı var. Ya da saçlar ne kadar çok hani krepelenirse, kabartılırsa o kadar güzel olacakmışız algısı var. Ya da gözümün üstüne ne kadar çok işte makyaj sürersem o kadar çok güzel olacağım algısı var. Ama öyle değil. Oscar ödül törenlerinde bunu hani görüyoruz. Bir tek kırmızı rujunu sürüyor. Porselen gibi bir cildi oluyor. Bir de işte gözlerini rimelliyor. Ve öyle o şekilde törene katılabiliyor. Ve onun duruluğunu, berraklığını ve zarafetini görebiliyoruz. Hı. O yüzden her zaman sadelik eşittir şıklık demek değildir. Ama sade olup şık olabilmek bir akıl ürünüdür. Tabii daha zor. Daha zor çünkü. Kesinlikle.